Doğrusal denklemler hakkındaki üçüncü videomuza hoş geldiniz. Hemen bir soru yazalım. Diyelim ki x artı 2x artı 3 eşittir eksi 7x eksi 5 olsun. Tüm doğrusal denklemlerde yapmamız gereken ilk şey bütün değişkenleri denklemin bir tarafına ve tüm sabit terimleri de diğer tarafına toplamaktır. Böylece birinci dereceden bir denklemimiz olacak. Yani yapmamız gereken ilk şey bunların her birini sadeleştirmek. Sol tarafta x artı 2x var. x artı 2x nedir? Bu benim bir elmam var ve iki elmam daha var. İki elma daha ekliyorum birinci elmama demekle aynı şey. Yani 1x ve eklediğim 2x daha var. Böylece sonuç 3x oluyor. 3x artı 3 eşittir eksi 7x eksi 5. Şimdi 7x'i sol tarafa taşıyalım. Bunu iki tarafa da 7x ekleyerek yapabiliriz. İki tarafa da 7x ekleyeceğiz. Eksi 7x'in negatifini yani 7x'e ekliyoruz. Sağ tarafta bu ikisi birbirini götürecek. Sol tarafta da 10x artı 3'ümüz var. Sağ tarafta sadece eksi 5 kaldı. Artık yapmamız gereken tek şey 3'ü alıp diğer tarafa taşımak. Bunu iki taraftan da 3 çıkararak yapabiliriz. Sol tarafta 3'ler birbirini götürür. Zaten bu yüzden önce onları çıkarıyoruz. 10x'imiz var ve bu eksi 5 artı eksi 3'e yani eksi 8'e eşit. Şimdi bu denklemin her iki tarafında 1 bölü 10'a ya da x'in katsayısı olan 10'un çarpma işlemine göre tersiyle çarpacağız. İki tarafı da ona böldüğümüzü söyleyebilirsiniz ki bu tam olarak yaptığımız şey zaten. Eğer ona bölerseniz bu 1 bölü 10 ile çarpmakla aynı şey. Evet, neyse çok uzattık. Sol taraf 1 bölü 10 çarpı 10 oldu. Bu da 1'e eşit. Yani geriye sadece x kaldı. Sonucumuz eksi 8 bölü 10. Ve bu biraz daha sadeleştirilebilir değil mi? Aynı çarpanı paylaşıyorlar. Yani 2'ye bölüyoruz. Bu da eksi 4 bölü 5 oluyor. Sanırım sonucumuz doğru, umarım bir dikkatsizlik yapmamışımdır. Evet, başka bir soru çözelim. Diyelim ki elimizde 5x eksi 3 eksi 7x eşittir x artı 8 var. Bunu ben göstermeden önce çözmek istiyorsanız, şimdi videoyu durdurup soruyu çözmeye çalışmanın ve sonra tekrar oynatıp benim nasıl yaptığıma bakmanın tam zamanı. Öncelikle bu 2x'i sol tarafta birleştirebiliriz. Unutmayın ki 5 ile 3'ü toplayamazsınız. Çünkü 3 sabit bir değerken, 5 ise 5 kere x'e ait. Ama 5x ve 7x'i birleştirebiliriz. Sadece katsayıları toplayalım. Yani 5 ve eksi 7. Eksi 2x eksi 3 eşittir x artı 8. Sağ taraftaki x'i alıp sola taşımak istersek her iki taraftan da x çıkarmalıyız. Sol taraf eksi 3x eksi 3 oldu. Sağ tarafta bu 2x birbirini götürdüler. Eşittir 8 dedik. Şimdi sabit terim olan 3'ten kurtulabilmek için her iki tarafa da 3 ekleyelim. Bu 2, 3 birbirini götürür ve elimizde eksi 3x eşittir 11 kalır. Her iki tarafı da eksi 1 bölü 3 ile çarpıyoruz. Bu iki tarafı da eksi 3'e bölmekle aynı şey. Biraz önce yaptığımız gibi. Ve elimizde eşittir eksi 11 bölü 3 kalıyor. Şimdi işlemin sağlamasını yapalım. Eğer zamanınız varsa, her zaman için doğru cevap bulup bulmadığınızı kontrol ediniz. Kontrol ediniz. Bir sağlamasını yapın. 5x dedik. Yani 5 kere eksi 11 bölü 3'ümüz var. Bunu alacağım ve asıl denklemde yerine koyacağım. Bunu isterseniz kendi başınıza da deneyebilirsiniz. Eksi 55 bölü 3. Bu 5 kere eksi 11 bölü 3 eder. Eksi 3 yerine eksi 9 bölü 3 de yazabilirsiniz. Bazı adımları atlıyorum. Ama kesirleri artık yapabiliyorsunuz. Yani bu eksi 9 bölü 3 olur. Sonra eksi 7x. Bu da artı 77 bölü 3 ile aynı şey. Çünkü eksi 7 kere eksi 11 bölü 3'ümüz var değil mi? Eksi 7 kere eksi 11 bölü 3. Bu da artı 77 bölü 3 olacak. Eksi 11 bölü 3. Bu x eşit. Artı 8, yani 24 bölü 3. Şimdi bunu toplayalım. Eksi 55, eksi 9. Bu eksi 64 eder. Sıra artı 77 de eksi 64 artı 77 eşittir 13. Yani sol taraf 13 bölü 3 oldu. Sağ tarafsa eksi 11 artı 24. Bu da 13 bölü 3. Yani çözümümüz doğruymuş. Sonuçlar tuttu. Doğru cevap eksi 11 bölü 3'tü. Umarım artık bu tarz soruları çözmeye hazırsınız. Başlangıçta değişkenleri birleştirmeniz gerektiğini ve değişkenlerle sabit terimleri her iki taraftan da çıkartabileceğinizi unutmazsanız sorun yaşamazsınız. Hepinize iyi eğlenceler.